Merhabalar sevgili dostlar, değerli açık beyinler. Yeniden İzmir'den, deniz kenarında bir soru yolum bölümüyle daha karşınızdayım efendim. Ben çok sevdim bu mobil soru yorumları. Tam da bugün buradaki manzaranın anlam ve önemine uygun şöyle yapalım. Bir sorumuz var. Bir öğrenci arkadaşım e-posta aracılığıyla sormuş. Daha önce defaatle anlattığım ilginç bir konu aslında ve bir şeyleri derli toplu anlatmaya vesile olduğu için de bunun için bir video çekeyim. Kayıtlarda dursun istedim. Soru şu, aslında hepimizin bildiği, gördüğü bir durum var. O da biz kara canlısıyız diyor arkadaşım. Yani karada yaşıyoruz. Tamam, su yaşamın temeli bilmem ne falan ama biz neden denize bu kadar hastayız? Niye işte Türkiye'nin en sıcak zamanlarında, tatil olduğunda Türkiye'nin en sıcak yerlerine, yani deniz kenarlarına, Ege Akdeniz sahillerine akın ediyoruz. Niye denizi bu kadar çok seviyoruz? Denizle bizim alıp veremediğimiz nedir? Bunun evrimsel tarihimizle, psikolojimizle falan bir alakası var mı? Bir de arkadaşım tabii şeyi okumuş. Özellikle denizde zaman geçirmek, deniz manzarasına bakmak, hatta fotoğraflarına bakmak bile ciddi anlamda tansiyonun normale dönmesine, kalbimizin yavaşlamasına, beyin dalgalarımızın sakinleşmesine sebep oluyor. Dolayısıyla bunun sebebi, hikmeti nedir diye sormuş arkadaşımız. Ben aslında bu soruyu da vesile yaparak evrim ne işe yarar başlıklı bir örnek videosu çekmenin iyi olacağına karar verdim. Biz evrim biyolojisinde genellikle bir fenomen gördüğümüz zaman, bu yaygın olduğunda, bunun acaba seçilimsel değeri nedir? Neden böyle bir özellik var? Neden seçilmiş? Neden milyonlarca yıl boyunca bu yöne doğru evrilmiş? Ve neden sıklıkla ortaya çıkıyor diye bakıyoruz. Şimdi tabii ki denizi herkes sevmiyor. Mesela ben çok deniz insanı değilim. Ha, severim. Deniz kenarında gezmeyi severim, izlemeyi severim. Ama muhtemelen gelişimsel faktörlerim nedeniyle, yani mesela Ankaralı olduğum için deniz beni o kadar cezbetmiyor. Yani bu benim bireysel örneğim. Aslında benim kendi büyüme şartlarıma, çevre şartlarıma bağlı. Ama burada insanların deniz sevgisi derken istatistiksel bir şeyden bahsettiğimizi unutmayalım. İnsanların çoğu denizi çok seviyorlar. Suyun hayat kaynağının olmasının yanı sıra, yani su hayatın kaynağı, beslenmemiz, barınmamız, her şeyimiz suya bağlı. Bedensel yaşantımız suya bağlı. Onu bir kenara koyacak olursak, mesela kediler sudan hiç hoşlanmıyor. Kedilerin de hayatı su. Hani böyle deniz kenarına gideyim diye yanım tutuşan bir kedi ya da bir ne bileyim aslan maslan görmezsiniz. Ama bazı canlılar da vardır. Susuz, suyun içinde olmadan yaşayamazlar. Bunlar da kara canlılarıdır. Mesela hipopotamlar böyledir. Filler böyledir. Hatta bir tık daha ileri, biliyorsunuz memeli olup da suda yaşayan canlılar var. Neler bunlar? Balinalar, foklar, yunuslar vesaire gibi canlılar. Bu arkadaşlar doğrudan bildiğimiz kadarıyla karasal memelilerin evrimleşmesinden sonra tekrar suya dönme yönünde bir evrim geçirip o tarafa geçmiş arkadaşlar. Hatta biliyorsunuz işte nefes almak için yüzeye bağlılar. Yani yüzeye çıkıp orada nefes almaları gerekiyor. Şimdi bütün bu hikayeye baktığımız zaman denizle, suyla farklı biçimde ilişkileri olan canlılar var. Gelelim insana. Bizim suyla ilişkimiz acep nasıl? Yani hakikaten sadece içtiğimiz su ya da manzara değerinden bir şeyler var. Yoksa denizin, büyük su kitlelerin bizim için daha fazla önemi var mı? Birkaç tane örneği arka arkaya vereceğim arkadaşlar. Birincisi, evet, soruyu soran arkadaşım haklı. Hakikaten en sıcak dönemlerde deniz kenarlarına akın ediyoruz. Hatta bu tıkış tepiş plajlarda, yani 2 dakika şöyle ayağımızı suya sokacağız, 2 çimeceğiz diye Anadolu tabiriyle bayağı bir eziyet çekebiliyoruz. Maddi imkanı yerinde olanlarımız tonla paralar ödeyip acayip acayip otellere gidiyor. Böyle işte sürekli bir güneşlenelim, bir yatalım, denizin etrafında olalım telaşımız var. Ama denizle ilişkimiz sadece bu kadar değil aslında. Mesela deniz ürünlerinin bize çok iyi geldiğini biliyorsunuz. Sıklıkla diyorlar haftadaki 3 kez balık yiyin. İşte kabuklu deniz canlıları dahil. Özellikle omega 3, omega 6 gibi esansiyel uzun zincirli yağ asitlerini biz bunlardan alıyoruz büyük oranda. Ve diyetimizde bunları eksik tutarsak bir sürü rahatsızlık, uzun dönemde immün sistemimiz zayıflaması falan filan oluyor. Yani biz bayağı deniz ürünlerine göre ayarlanmış bir metabolizmaya sahibiz aslında. Yani deniz ürünlerinden beslenmemiz için çok gerekli olan şeyleri almak durumunda olmamız. %100 şart değil ama çok kolay oluyor deniz ürünlerinden bunu almak.
Başka bazı ipuçlarıyla da birleşince iş ilginçleşiyor. Şimdi denizi seviyoruz. Deniz ürünlerini yememiz gerekiyor. Efendim, sabahları kalktığımızda yüzümüzü yıkıyoruz mesela. Bu yüz yıkama eylemini çoğu zaman sorgulamadan yaparız. Ben küçükken bana şeytan gece yüzünü yalıyor. Kalk sabah yüzünü yıka diye babaannem hemen hemen her gün söylerdi. Ben tabii şeytanın işi gücü yok, gece niye yüzümü yalıyor diye bir süre merak ettim ama sonra merak etmekten vazgeçtim. Zira yüzümü yıkamadığım zaman kendimi rahatsız hissediyordum. Bunu da fark ettim. Şeytanın yalaması artık ne demek çok bilmem ama sabah uyandığımız vakit ya da uyanacağımız zaman bizde özellikle stres hormonu diye bildiğimiz kortizol sabah saatlerinde böyle bir yükselme yapıyor. Bu biraz bizi ittirip yataktan kaldırmak için gereken bir şey. Dolayısıyla biraz stres durumunda olduğu gibi biraz kalp çarpıntımız oluyor. Vücudumuz biraz gergin oluyor. İşte ne bileyim kan basıncımız biraz yüksek oluyor vesaire. Bu her sabah olan normal bir şey. Fakat insanlar yüzlerine soğuk su çarptıkları zaman ilginç bir şey oluyor. Bazı sucul memelilerde de gördüğümüz, mesela yunuslarda gördüğümüz, başka balinalarda gördüğümüz, fillerde gördüğümüz, hipopotamlarda gördüğümüz bir refleks tetikleniyor. Bu reflekse memeli dalma refleksi adını veriyorlar. Yüze soğuk su çarpınca kalp yavaşlıyor, kan basıncı düşüyor. Ciğerlerde tutulan havanın, oksijeninin daha idareli kullanılabilmesi için bir dizi önlem devreye giriyor. Neden olabilir? Adı üstünde memeli dalma refleksi. Sucul memeliler dalacakları zaman, kafaları suya girdiği zaman kalpleri yavaşlasın, oksijeni daha verimli kullansınlar, nefeslerini daha uzun süre tutabilsinler diye. Tamam, yunuslarda, hipopotamlarda anladık ama bizde de olması enteresan bir durum. Demek ki bu arkadaşlarla bazı yakınlıklarımız, bazı akrabalıklarımız var. Peki sadece yakınlığımız, akrabalığımız bu arkadaşlarla bu yönde mi? Daha fazlası var. Sıklıkla vücudumuza dikkat çekmeyi seviyorum. Hani alıcı gözle vücudumuza baktık mı diye çok sormayı seviyorum ben. Niye bunu yapıyorum? Çünkü bedenimizin genel haline baktığınızda, şu anda kılık kıyafet pek bir şey gözükmüyor ama çıplak haline baktığınızda çok çıplaz hakikaten. Çok zayıfız. Dünyanın herhangi bir yerinde bulabileceğiniz bir kara memelisi gibi, çoğunlukla gördüğünüz gibi vücudumuz tüylerle, kıllarla, postlarla kaplı değil. Bu ilginç bir durum. Yani evrimsel açıklaması çok çeşitli. İnsanlar niye böyle olmuş? Teorilerimiz, kuramlarımız, hipotezlerimiz çok var. Fakat kime benziyoruz daha çok diye baktığımızda ortaya enteresan bir resim çıkıyor. Diğer deniz memelileri ve yarı sucul memeliler. Yarı sucul ne demek? İşte hipopotamlar, filler gibi böyle suyun yakınında yaşamak zorunda olan, devamlı bedenlerini suyla ıslatmak durumunda olan canlılar gibi bizler de çıplağız. Onların da vücudu büyük oranda çıplak. Bu tabii ki büyük oranda suda yüzebilmek, tüy, kıl ve işte o tip deri bileşenlerinin yüzme hareketini zorlaştırmasından dolayı çıplaklaşmasının gerekliliğinden kaynaklanan bir durum. Yani deniz memelilerinin hepsi aynı bizim gibi çıplaklar. Bunu da koyalım cebe. Daha da enteresan bir şey var. İki gün önce başıma geldi. Özellikle acı bir şey yediğinizde, biraz böyle ne bileyim, yeme içmeyi fazla kaçırdığınızda tetiklenen hıçkırık dediğimiz bir refleks var mesela. Şimdi bu hıçkırık refleksi tuhaf bir şey. Vücutta bir mekanizması var. Bu işte diyaframımıza kadar beyin sapımızdan inen frenik sinir diye bir sinir. İşte midemizin üst kısmı fazla şiştiğinde vagus siniri diye bir sinirle o uyarının beyne gitmesi ve o frenik siniri uyarması sonucunda frenik sinir de böyle sanki epilepsiye benzer hızlı sinir pulsları gidiyor aşağı doğru. Nereye gidiyor? Diyaframa gidiyor. Diyafram böyle bir enjektörün pistonu gibi aşağı doğru indiği zaman kasılarak bizim ciğerimizi de genişletiyor, yukarı doğru çekiyor ama böyle ani bir hava yutma ve arkasından gırtlağın kapanması şeklinde garip, komplike bir reflekse sahibiz. Yani bu refleksin aslında pek bir faydası yok gibi. Hatta oldukça sinir bozucu. Bazen ben konuşurken de oluyor. Tam böyle lafın ortasında gık diye bir hıçkırık geliyor. Ve bu hıçkırık biraz da psikolojik faktörlere bağlı. Mesela işte biliyorsunuz insan korkutulduğunda, dikkat odağı değiştiğinde ya da ne bileyim böyle keskin tatlı işte şekere sirke damlatarak işte bir ağzına bir şey konduğu zaman insanın böyle keskin tatlar karşısında da bu refleks ortadan kalkabiliyor. Hıçkırık refleksi niye var? Kime benziyor? Nereden geliyor olabilir diye baktığınızda
tabiatta çok ilginç bir karşılığını görüyorsunuz. Özellikle iki yaşamlar, yani kurbağalar, semenderler gibi canlılar, bunlar sucul bir fazdan kara fazına geçerler hayatlarında. İki yaşamlıdırlar o yüzden. O işte iribaş dediğimiz hali balık gibidir. Ama karaya çıktığında karasal solunum yapmak üzere akciğerleri falan gelişir. Önceden solungaçları vardır. Sonra akciğerleri aktarılır bu iş genelde. Ve bu suda oldukları dönemde karasal döneme geçiş yaparken özellikle kafalarını suyun dışına çıkarıp aynen bizim hıçkırık refleksi gibi böyle diye havayı içlerine alıp tekrar suyun içerisine döndükleri bir dönem var. Ve zannediyoruz ki, tabii nefes fosilleşmediği için %100 bilemeyiz ama zannediyoruz ki bu da canlılıktaki her şeyde olduğu gibi atasal bir kalıntı. Özellikle canlıların sudan karaya geçmeye başladığı işte yaklaşık 300-400 milyon yıl önceki ilk taslaklarda böyle bir nefes alma mekanizmasının evrildiğini düşünüyoruz. İlginçtir, sinirsel olarak hemen hemen aynı yolu izliyor. Bizde de, kurbağalarda da ve muhtemelen daha atasal eski işte sucul çift yaşamlar diyebileceğimiz canlılarda da benzer bir şey oluyor. Yani hıçkırık refleksimiz bile suda yaşayan bir canlının hayatta kalması için icat edilmiş, adapte edilmiş bir davranışın efendim bugünkü bir uzantısı gibi. Efendim bir sürü yan yana alakasız gibi görünen hikayeyi dizdik. Vücutlar çıplak. Ondan sonra deniz ürünlerini seviyoruz. Zaten denizi seviyoruz. Esas konumuz buydu. Suratımıza su çarpınca kalbimiz yavaşlıyor. Bir de tabii ki suyun içine girdiğimizde, mesela yüzerken bebeklerin çok hızlı yüzmeyi öğrendiklerini, hatta neredeyse yüzmeyi bilerek doğduklarını bilirsiniz. Özellikle Rusya'da falan çok yapıyorlar. Bu çocukları doğar doğmaz suların içine atıyorlar falan filan. Bir de bunun gibi hikayeleri eklediğinizde insan aslında bir yarı sucul memeli olarak bir dönem geçirmiş. Atalarımızın özellikle deniz ürünleriyle çok fazla beslendiği, bazı gruplara ayrıldığı, işte Güney Afrika gibi, Güney Amerika gibi bölgelerde bulunan devasa midye kabuğu dağlarından anlaşılıyor. Bu midye kabukları insanların yiyip tükettikleri ve bir yere istifledikleri bugünün işte halkalı çöplüğü gibi falan bir durum muhtemelen. Dolayısıyla hepimiz aynı kökenden olmasak da, yani aynı gruptan evrimleşmesek de muhtemelen insan türlerinin bir kısmı, biliyorsunuz ondan fazla insan türü tespit ettik şimdiye kadar. Şu anda bir tek Homo sapiens sapiens, yani biz hayattayız. Ama ondan fazla insan türünün önemli bir kısmı ve muhtemelen atalarımız yarı sucul memeliler olarak bu dünyada bayağı bir zaman geçirmişler. Efendim bundan sonra deniz kenarına gittiğimizde şöyle tatlış manzaraları seyredalarken hülyalara da dalıp gittiğimizde, denizin bizi niye bu kadar etkilediğini düşündüğümüzde, bence benim arada bir yapabildiğim gibi, bütün hayatın denizlerde başladığını, hepimizin aslında oradan geldiğini, bütün hücrelerimizin içerisini dolduran sitoplazma dediğimiz o sıvının aslında deniz suyu olduğunu, okyanus sularıyla bileşim olarak çok benzediğini ve bu sitoplazma dediğimiz sıvının sadece bizde değil, bitkilerden mantarlara, işte bakterilerden arkebakterlere kadar, yeryüzünde ne kadar canlı varsa hepsinin protoplazmik özünü, yani sıvısal kökenini oluşturduğunu şöyle bir düşünelim. Sudan geldik, her şey sudan yaratılmış gibi gözüküyor. Biz de işte onun biraz daha sofistike gözüken, kendini çok fazla önemseyen, hatta biraz bu konuyu abartan, ama kendini önemserken büyük resim içerisindeki yerini sıklıkla kaybeden, ne olduğunu unutan, sabah yüzünü bile niye yıkadığını çok bilmeyen ama milyonlarca yıllık evrim tarihinden getirdiği mirası doğru bir şekilde anladığında hayatını çok daha verimli yaşayan canlılar olabiliyoruz. Dolayısıyla sadece düşünmek, sadece bu konuları tefekkür etmek gerçekten hepimize iyi geliyor. Boş boş denize bakmak var. Bir de gerçekten denizin verdiği ilhamlarla dolmak var efendim. İnşallah hepimiz her gün yeni ilhamlarla kıvılcımlar çıkaralım.